Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Eurostat diye okunuyor. Verilerine göre 2021 yılında 100 bin kişiye düşen polis sayısı Finlandiya, Finlandiya'da 137, Norveç'te 168, İngiltere'de 212, İsviçre'de 218. Olduğu halde Türkiye'de 568 polis. Avrupa ortalaması 300 kişidir. Yani 100 bin kişiye düşen polis sayısı 300 tane. Ee, burada yazan devletler, daha da polis sayısı az olan devletler. Bakın en düşüğü Finlandiya 137. Avrupa'daki en az polisin olduğu devlet. 100 bin kişiye 137 polis. Türkiye'de 568 polis. Evet. Bu kaynakların verdiği bilgiye göre söylüyorum Türkiye'de bu kaynakların verdiği bilgiye göre Türk devleti bunu farklı açıklıyor olabilir. Türkiye'de zaten enflasyonun bile gerçeği açıklanmıyor. O yüzden artık e, buradaki açıklanan verilere güvenimiz kalmadı. Başka kaynakların açıkladığı bilgiler eğer doğruysa Türkiye'deki polis sayısı 475 bin ne ulaşmış? Polis devleti olmuşuz yani. Sürekli insanlar üzerinde baskı kurabilmek için çok sayıda polis görevi aldılar. Bir taraftan sistemi güçlendirdiler. Bir taraftan Korku imparatorluğu meydana getirdiler. Bir taraftan kendi taraftarlarını işe almış oldular. O kadar tıkat basa emniyet teşkilatını doldurdular ki başka bir hükümet gelse daha herhalde 20 sene polis alamaz yani. Yani 20 sene içinde bu polislerin birçoğu emekliye ayrılsa bile herhalde 20 seneye kadar polis alma ihtiyacı kal kalmayacaktır yani. Tabi ben yani yaklaşık söylüyorum. Hesap yaparak söylemiyorum. Olayın vehametini anlatmak için söylüyorum. kalkıkla yani kalkıp da bir uzman işte biz hesap ettik 20 sene değil de 10 sene sonra polis ihtiyacı olacak filan demesin. Ben yaklaşık söylüyorum. Ne demek 475 bin polis? Polisin bu kadar çoğaltılması darbelere karşı bir strateji olarak görüldü. Eskiden bunlar açık konuşuluyordu. Artık susan bir Türkiye meydana getirildiği için bunlar konuşulamıyor. Bizim çocukluğumuzdan itibaren bunlar konuşulurdu. Ordunu işte Türk ordusu bir milyon falan derlerdi. Aslında kimsenin bildiği yok da. Üst düzey komutanların dışında kimsenin bildiğini zannetmiyorum ama öyle söylenirdi. Yani işte ordumuz bir milyon falan NATO'da en büyük ikinci ordu, Amerikan ordusundan sonra ikinci büyük ordu filan denirdi ve işte o yüzden de çok darbe yapabiliyor ordu. Darbeci bir ordu. İşte sayısını azaltmak lazım falan derlerdi. Oldu bitti. Ve eskiden 20 aydı. Bizim çocukluğumuzda askerlik 20 aydı. Ee, bizim zamanımızda 18 aydı. İşte azaltıldı azaltıldı asker sayısını azaltmak için ee, ve bir, bir taraftan asker sayısı azaltıldı işte altı aya kadar indirildi ee, bir tarafın Diğer taraftan da polis sayısı arttırıldı adeta yani asker darbe yapmaya kalkarsa polis de karşılık veririz gibi Böyle bir planlama vardı bazılarının kafasında. O maksatla mıdır? Yoksa demin söylediğim başka maksatlarla mıdır? Her neyse netice itibarıyla bu kadar büyük bir emniyet teşkilatı meydana getirildi. Üç gün evvel, salı günü bildiğiniz gibi bizim itikaf iki sene önceki 2021 yılındaki itikaf itikafa girdiğimiz camilere polisin baskın yapması. Onun mahkemesi vardı. Salı günü, 3 gün önce. Yani mahkemeden sonra da basın açıklaması yaptık. İnönü Parkı'nda. Yani ben parka doğru giderken arabayla şöyle baktım. 5-6 e, e, çevik otobüsü. Siviller şunlar bunlar hariç. Amirler hariç sadece çevik. O da orada gördüklerim. Belki de arka taraflarda da vardır birkaç tane daha. Çünkü ekseriyet de öyle yapılıyor. Oraya sığmayınca başka tarafa koyuyorlar. Orada bekletiyorlar. Çıkartmıyorlar dışarıya. Hani polis devleti gibi görünmesin diye. Çıkarmıyorlar. İçinde bekletiyorlar. Klimalar çalışıyor nasıl olsa. Ee, o şekilde Otobüsün içinde bekliyorlar. Yani bir basın açıklamasına ki bizim hiçbir basın açıklamamızda bir olay olmuş değil. Polis karışmadığı müddetçe. Şimdi bu kadar büyük bir emniyet kuvvetinin getirilmesinin ne anlamı var? Oraya gelecek olan yani diyelim ki 150-200 kişidir. Bilemedin 300 kişidir. Yani bu kadar polis getirmenin anlamı nedir? Yani polisler boş boş orada yatıyor. Çok çalışan, çok yazan, çizen, sürekli iş olan polisleri demiyorum. Onlar hakikaten işleri zor. Ama birçoğu öyle değil. Boş boş oturuyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman hadi bin otobüslere gidiyoruz. 10 kişi lazımsa 50 kişiyle geliniyor. 20 kişi lazımsa 100 kişiyle geliniyor. Çünkü çok sayıda polis var. Yani bunları da bir iş yaptırmaları lazım. Akşama kadar yat 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 olmaz ki. Bu şekilde bir durum var Türkiye'de. Bunun değiştirilmesi şarttır. Bu kadar polis olursa bunun dezavantajları da var. Her polis hakim olamazsınız. Yani 250 bin polis olursa. 250 bin polise hakim olmak başka, 475 bin polis hakim olmak başka. Yani kontrol de zorlaşıyor. Yanlış işler yapan polisler de çoğalıyor. Zulüm yapanlar da çoğalıyor. Polis sayısının azaltılması gerekir. Bu millet bu kadar polisi besleyecek kadar zengin bir millet değil kardeşim. Dünyanın maaşını alıyor bir polis, normal bir polis, lise mezunu. Dünyanın maaşını alıyor. Yani millet zenginse, hazine çok güçlüyse tamam. Ama öyle değil. Ha, o gün benzine mazota ne kadar zam getirdiler? Litrede 6 lira mı ne? Değil mi? 6-7 lira zam koydular. 34 lira oldu. Milletin kanını emiyorsunuz yani. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Bir taraftan da seçim yatırımı, bir sürü iş insanı işe aldılar. Onların çevresi, ailesi vesaire hepsi hükümete oy versin diye. Yani son 2-3 e, ay kala hapishanedeyken bütün memurlar değişti. Neredeyse eski memur kalmadı. 5-10 tane baş memurun dışında diğer gardiyanlar hepsi gitti. Hepsinin yerine yenileri geldi. Hep yeni genç toy. Soruyorum sen ilk defa gördüm seni diyorum. Sen burada değildin. Yeni mi yeni misin? Yeni mi atandın? Evet diyor. Daha bugün başladım diyor. Bir hafta evvel başladım diyor. En fazla bir ay evvel başladım diyenler. Neden bu kadar alındı? Adalet Bakanlığı'na 15 bin mi 20 bin civarında Eğitim Bakanlığı'na 35 bin 40 bin civarında, Savunma Bakanlığı'na bilmem ne kadar, bütün bakanlıklara bir sürü memur seçime iki ay kala. Yani bunların sonucunda bunları beslemek için, bunlara maaş verebilmek için tabi zam, 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 zam yapmak gerekiyor. Bu millet sen seçimi kazanacaksın diye. Habire bu kadar memura maaş ödemek zorunda mı? Her bir memurun devlete maliyeti bir sürü para. Yalnız aldığı maaş değil. Bunun sigortası, bunun sağlık sorunları vesairesi vesairesi. Sosyal hakları bir sürü bir memura bir sürü para harcıyor devlet. Ama milyonlarca memur çalıştırıyor. Ya biz Amerika mıyız, Çin miyiz ya? Neden bunu yapıyor? Devlet güçlü olsun diye. Ama millet güçlenmiyor o zaman da millet zayıflıyor. Önemli değil diyor millet. Önemli olan devlettir diyor. Devlet güçlü olsun millet isterse fakir fukara olsun yani. Ha bir ezam, ha bir ezam, ha bir ezam. Vergiler arttırılıyor bir taraftan. Çünkü bu kadar polis var, bu kadar memur var. Yani bu devletin ayağa kalkabilmesi, ekonominin düzelmesi kesinlikle masrafı azaltmakla olur. Bir haberde okudum. Maliye Bakanı yeni yeni bakan Mehmet Şimşek bir genelge yayınlamış. Yani masrafları azaltacağız. Acil olmayan, çok farz olmayan her şey iptal almayacağız, satmayacağız, yapmayacağız. Başka türlü bu bu ekonomi batmış yani. Ekonomiyi bitirmişler. Bu ülke kurtulmaz, tek yapacağımız şey kısmattır diyor. Böyle bir genelge yayınlamış. E doğrusunu yapmış. Bence olması gereken de oydu. Bu, bu ülkede aşırı bir israf var yani. Bu israfın da en başında çok fazla sayıda memur işe almak var. Seçim yatırımları. Yani bir taraftan bu konu tabii soru polislerle ilgiliydi de Türkiye'de bakın yani Avrupa ortalaması 300 kişi 100 bin kişiye düşen polis sayısı 300 ortalama Türkiye'de onun iki katı neredeyse 568. Bakın kaç defa gittim geldim yurt dışına. Kaç şehri gezdim. İnanın yani ben polis görmedim. Hiç polis görmedim yani. Ara sıra ambulans sirenleri şey yapar, duyulur o kadar yani. Polis görmezsin yani. Bir olay olursa polisi görürsün. Yoksa polisi görmezsin Avrupa'da. Burada iki dakika şurada dur, kaç tane ekip görürsün yani. Neden, neden? Sürekli böyle korku veriyorlar topluma. Bir basın açıklaması yapacaksın, 100 tane polis birden geliyor. Neden geliyorsun? Herkes korksun, yaklaşamasın. Aman bunlar neymiş desin. Bu kadar polis geldiğine göre, demek bunlar terörist midir, nedir zannetsin. Korksun gitsin. Ya konferansın etrafında öyle bir polis var ki, Elazığ konferansında kapıya dayamışlar kamerayı, her gelenin yüzünü çekiyor polis. Bu bunun, bunun sebebini açıklar mısın sen bana polis? Sen konferansın kapısından girenin neden yüzünü çekiyorsun? Söyler misin? Vallahi billahi etrafı fır dolayı polis. Salonun etrafı. 50 metrelerde bir daha polis, 100 metrelerde bir daha her tarafı polis. Üç kademeli böyle. O e, o kadar polis Elazığ'ın polisi olamaz. Mutlaka yakın şehirlerden de polis takviyesi yapmışlardır. Ben arabayla konferans salonuna doğru giderken yani şöyle baktım. Bu bunu gören kimse konferansa gelmez ki ya. Zaten bunun için yapıyor. Zaten bunun için yapıyor. Korksun kimse gelmesin, uzak dursun. Böylece ben bir şey yapmadım bak konferansa izin verdim ama millet gelmedi demek ki millet sizi sevmiyor diyecek. Kurban oldum Rabbim onları mahcup etti. Salon buna rağmen tıklım tıklım da olmasın mı? Bütün planlar alt üst oldu.